Evet, öncelikle herkes hoş geldi. Kanalıma like atıp, yorum atıp ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden yaptığınız eylemler için teşekkür ediyorum. This War of Mine 3. bölüme başlıyoruz. Evet, en son Zlata'yı kaybetmiştik. Birkaç aksi olay yaşadık. Ama ufak da olsa toplamaya çalışıyoruz. Evet. Ufaklığın psikolojisi bozulmuş. Rahatsız edici resimler çiziyor. Sivilleri öldüren bir askerin taklidini yaptı. Hemen ilgilenelim. Şimdi çok yorgunluyor. Aç. Hafif yaralı. Çocukla ilgilensek aslında iyi olur. Konuşma. Suyumuz kaç tane var? 7 tane var. 10 tane yapalım. Yo, 10 tane yapmamıza gerek yok. Şu an bir tane daha yemek yapabiliyorum muhtemelen. Bir çocuk dolgun birinin düzgün bir iletişime girmesi bence o çocuğun bütün hayatına mal olabilir ya. Yapacak bir şey yok. Ağlama. Aman oğlum. Yani bir kişi daha almadan biz nasıl yağmaya çıkacağız bilmiyorum bu çocuğu evde yalnız bırakıp. Evet. Şimdi. Sargı bezimiz yok. Bunu koyalım. Değersiz bir şey. Alabilir miyim acaba? Bu şekilde anlaşalım. Yemek alalım. Oldu. 72 tane ama lazım. Bunların hepsi lazım şu anda. Hatta şu yakacak malzemelerden de almamız lazım. Bir tane ilaç karşılığında. Aslında ne alabiliriz? Mermi olmuyor. Topik olmuyor. En azından bir tane tütün alabildik. Şimdi zaten burada da alabileceğim bir şey kalmadığı için anlaşmaya devam et. Şimdi yemek yapalım. Küçük gerçi aslında yatıp uyuyabilse. Biz bir şey yapacaktık öncekinden kalma.
Testire yapacaktık galiba. Abi şuraya bir bakayım. Aslında kapı için güçlendirme yapabiliriz gelişmiş atölyeyi yaparak. Yani beni çok da büyük bir sıkıntıya sokmuyor ama daha öncelikli bir şey varsa ona bakacağım. Gelişmiş ocak. Aslında ocağı da geliştirebilirim, evet. Şunu kontrol edeyim. Aslında güvenlik açısından şu kapıyı yaparsam belki saldırı biraz daha hafifler. Kapı için bileşen lazım. 11 tane. Oyuncak kutusu. Şimdi bu tezgahtan şu diğerleri aşağıda ısılanması, karıştırıcı ve termometre diğer tezgahların sol update'lerini yaparken lazım oluyor. Şimdi benim loot'a da çıkmam lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir gece şansımı deneyeceğim. İkisi de dinlenirse en azından bir şeyler belki yapabilirim gün içinde. Soyulup güzel. Sargı bezi fena olmazdı. Kalina ne demiş? İnsanlar savaşıyor. Bu olanlar çok kötü. Bu yüzden annem ve babam meleklerden yardım istemek için cennete gitti. Muhtemelen annesi babası ölmüş demek ki. Oraya gitmeleri çok önemliydi. Bu yüzden onlar geri gelene kadar burada seninle veya amcamızla kalmalıyız. Ayrıca döndüklerinde Afrika'ya gideceğimize de söz verdiler. Bu harika olurdu. Yani çocuktan beklenen kelimeler. Ne demiş? Çocukların annelerini hastaneye götürmelerine yardım edemedim. Ben yokken sığınağım yağmalanabilirdi. Haydutlar gelip beni öldürmeye çalışırken nasıl hayatta kalacağım ben? Demiş. Peki. Şu ufaklık bir yatabilse, şöyle yatsa çok iyi olacak aslında. Ocağı yükseltemiyorum. Su lazım. Tamam, bir tane sünger yapılamıyor mu buradan? Hop. Sünger yapalım. Gün geçtikçe derece düşüyor. Yani soğuk geliyor. O yüzden bir tane soba yapmam lazım aslında. Tahta yine gayet güzel, tahta oranı iyi. Ama bileşenler az. Şimdi bu su olana kadar, hatta çocukla bir konuşsun, çocuğun psikolojisi düzelsin en azından, yoksa hareket ettiremeyeceğiz.
Keşke biri katılabilse bize şu an var ya, o kadar güzel olur ki. Ablacığım yetenekli avukatsın. Sorunun ne olduğunu anlayamayacaklar. Kıt kanaatli bir beyine sahip olduğunu düşünmüyorum. Su olmak üzere. Şu çocuğu bir yatağa yatıramadık ki. Bir tane daha sünger ya, su yap. Sünger yap. İki tane büyük yemek yapamıyorum. Yapamıyorum çünkü et yok. Zaten bir tane yapabiliyorum. Neyse, çocuğa en azından bir yemek verelim. Çocuğa ilaç sargı bezi bulmamız gerekiyor. Mecbur gideceğim yani. Yok başka bir yolu yok. Yapabileceğim bir şey yok yani. Belki ilaçla takas yapabileceğim bir şey götürebilirim. Bir tane sargı beziyle belki ilacı takas yapabilirim. Eve götürmeme gerek var mı acaba? Şimdilik bu şekilde gideyim. Evet. Tamam abi, tamam. Aptalca bir şey yapmam. Evet, çok güzel. Buradan birkaç şey ayıklayabilirsek, şu çalınabilecek şeyin içinde güzel bir şey varsa müthiş olur. Şimdi şu en baştaki loot yerine bunları bırakacağım. Her zamanki yaptığım gibi buraya biriktireceğim topladıklarımı. Vakit kazanabileyim. Çalabilir miyiz? Adamlar bakıyor mu?
Bakmıyor. Bu da yok. Çok önemli bir şey çıkmadı. İlaç çıktı. Yapılan bombalamaların birinin sonrasında tespit edilen hasarın bir örneği. Genel cerrahi 32 hasta 3 ölü 12 yaralı. Nöroloji 13 hasta 0 ölü 2 yaralı. Çocuk bölümü 34 hasta 32 ölü 2 yaralı. Yine olanlar çocuklar olmuş. Yoğun bakım. Evet yine. Yani lanet olsun abi ya. Vallahi. Bu kadar berbat bir şey ki. Burada bir dolap vardı. Abicim nasıl yok? Hafif yaralıyım, beni iyileştir. Hastane dolaplarının içinden sigara çıkıyor. Zombiye dönmüş. Kapıyı mı açacak? Takasta ne çıkacak? Bir şeyler kurtarabilecek miyiz? Abi sen doktorsun ya, sigara satıyorsun. Böyle bir şey mi var amına koyayım ya? Allah'ım ya Rabbim. Vakit daralıyor yine. Şuradaki şeyi çalabilecek miyim bakalım. Bir de şu üst kata bakabilecek miyim acaba? Ablacım koş. Ha.
Tamam, gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum zaten. Hadi ama. Lan koş. Şimdi yemek, ilaç. En öncelikli şeyleri alacağım. Bileşen lazımdı. Tahtamız boldu zaten. Şundan da var. Çıkışa koş. Koş. Çocuk ölmüş kesin. Şimdi hadi bakalım. Vallahi bu çocuk ne çekti ya? Nerede bu? Hastaneden çalmak akıl almaz bir durum ama başka çarem yoktu. Durumumuz gerçekten kötü diyor. Yani. Canım yanıyor. Asker olsaydım bana madalya verirlerdi. Onlar yaralanınca madalya alıyor. Ya Allah'ım. Canım benim ya. Depresyonda yorgun. Aç. Şimdi. Ne yapacaktık? Kapı. Kapıyı yapabiliyor muyuz? Evet. Şu kapıyı bir güçlendirelim artık. Ablacığım tersten kapı yapıyorsun. Tamam neyse oradan yap. Yemekleri çalmışlar zaten. O zaman kapıyı yaptık. Hop hop hop. İnin. Sikerim böyle işi. Yani. Sana yardım edebilir miyiz? Bakalım. Ne istiyorsun? Naber lan? Sağ ol. Evet, naber lan? Şimdi evin kapısına biri geliyor ve naber lan diyor. Yani what the fuck amına koyayım dersin yani ya. Güzel mekan yapmışsın. Bir süre saklanabileceğim bir yer arıyorum. Ta ki bombalanana kadar büyük bir apartmanda kalıyordum. Gel bir anlaşma yapalım. Burada kalmama izin ver. Ben de sana yardım edeyim. Bir kedi kadar sessiz hareket edebilirim diyor. Tabii ki de hay hay. Naber lanına bakmayız savaş gününde. Sen şimdi pişman olmayacaksın. Biraz hastayız. Gel ablam, iç ilacını. Bir iyileş. Kendine gel şöyle bir. Çok güzel oldu. Kedi gibi sessiz. Herhalde bu yapılan seslerde daha sessiz yapıyor yani. Evet. Yorgun. Sana ne yaptırabiliriz bir bakalım. Ya çok iyi oldu. Vallahi var. O kadar mutlu oldum ki şu anda birinin gelmesi. Müthiş oldu ya. Yani buradan bana faydası olacak pek bir şey yok. Yemek için. Ha, soba. Soba yapabiliyor muyum acaba? Ona bakmadım bak.
8 tane bileşen lazım. Şimdi vallahi süper oldu ya. O kadar mutlu oldum ki şu anda. Şimdi bu ablamızı biz bir hastaneye gönderelim. Orada yiyecekler vardı. Onları alalım. Başka bir yerde testere kullanmamız gerekiyordu ama nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Ama bu testere yapacağım. Suyumuz ne durumda? İki tane suyumuz var. Bileşenlerden 8 tane var. Bir tane su yapsam. Gerçi şu anda yemek var. 2 tane. Çocuk aç mı? Yok. Bir bu aç. Ben bu danaya yemek yedirdim. Yedirmedim mi? Yedirmedim herhalde. Tamam. En azından bir tane su yapalım. Su yapalım değil, sünger yapalım. Ya oyun güzel ya. Bu tarz oyunlar yani tabii her kitle hitap eden bir oyun değil ama gerçekten hoş bir oyun ya. Müzikleri olsun, çizimleri olsun, işleyişi olsun. Yani bir savaş ortamını gerçekten yansıtıyor abi. Her paylaştığım bölümde söylüyorum bunu. Çünkü benim hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel bir oyun. Bir radyo. Sen ciddi olamazsın. Sünger gitti zannettim. Zlatamız ölmeseydi 4 kişi olacaktık. O zaman müthiş olurdu, evet. Evet sevgili dinleyenler, çoğumuz için kahve yeni bir günün vazgeçilmesidir. Oysa Pogrel'de kahve bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Tavan yapan fiyatlar. Demiş tavan yok. Ama işletiler çıldırdılar. Her gece evlere saldırıyorlar. Son derece dikkatli olun. Sana babişler. Dışarıda hava soğuk ve bulutlu. Muhtemelen yağmur geliyor. Soğuk akşamlar için tavsiyemiz elinize güzel bir kitap, bir fincan da çay alın. Sonra şunun yanındaki sandalyenizi keyfinize bakın. Peki. Soba. Soba yapamıyorum. Çünkü bileşenim 5 tane var. Bakalım kaç tane istiyor. Soba yapmamız lazım şu an. 13 tane bileşen. 3 slot. 3 slotluk, en azından 3 slotluk bileşen toplamam lazım. Tahtam 47 tane var. Günü bitir. Yarı yıkık gel. Biraz yiyecek, bolca silah. Ben buraya gideceğim. Yine burada kırıp açmamız gereken bir şey yoktu. Haydi. Ya bana. Mesela şöyle bir avantaj sağlayabiliyorsunuz loot yaptığınız yerlerde. Mesela oradaki loot'un tamamını bitirmezseniz eğer bir tane slotluk bir loot bile bırakırsanız oraya tekrar kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Hop hop. Ha, yakalanmıştık ya, evet. Ama diğer kadınla yaptık bunu. Millet kafayı yedi. Allah'ım ya Rabbim. Şu an çok fena ters ölmüştük. Hmm.
Abi nasıl kurtulacağız bu durumun içinden ya? Şu an o kadar berbat bir durumdayız ki. Muhtemelen bu da ölecek. Ya. Evet abi, hastaneye falan gitmiyoruz. Alsınlar başlarına çalsınlar. Yani inşallah bombalanır ölürsünüz abi. Burası çocuk. Bilal gitmez ateş etti ya. Çocuk da ağır yaralı, çok güzel. Abi Allah rızası için sargı bezi ver. Allah'ını seviyorsan bak. Bak lütfen abi. Abi lütfen abi. Ne varsa vereceğim abi. Bir tane mi? Bir tane mi verebiliyorum cidden? Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Çocuğa mı sargı bezi kullansak, kadına mı kullansak? Ama ciddi yaraları vardı diğer kadının. Ondan dolayı şimdi bunu almam lazım. Ya yemek açlıktan ölmezler, birkaç gün dayanabilirler aslında, evet. O yüzden ben şu anda burada kendime fayda sağlayabilecek bir şeyler almam lazım. Şöyle tahta alsam karşılığında ne verebilirim diye düşünüyorum. Soba yapmak için. Çünkü soğuk da geliyor. Bir tane yemek versem. Bir tane kitap versem. Şimdi ben bir dakika, yemekler oldu mu? Fare kapanında iki tane var. Bir şey deneyeceğim. Ablacığım bir dur. Sakin kal. Kurtaracağız durumu. Bakalım. Abi sana daha ne verebilirim ya? Daha ne verebilirim acaba? Düşünüyorum.
İlaç karşılığında yemekleri alabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Ama ne anlamı var? Zaten yemekleri veriyorum. Daha pahalıya alacağım. Ya lanet olsun ya. Al. Tamam mı? Al. Çocukla bir konuş, gözünün yağını artık, öldü bitti ya. Vallahi bitti ya. Çocuğu da yatağa yatırıp dinlendirmemiz lazım ki iyileşebilsin. Yoksa bunu da kaybedeceğiz. Ya müzik açalım, belki moralleri biraz da olsa etkiler. Biraz klasik dinleyelim. Ruhlarını beslesin. Şimdi soğuk oluyordu. Bir tane soba yapmamız gerekiyordu. En azından bir tane soba yapalım. Ağlama yeter ya. Günü bu şekilde bitirelim. Ağır yaralı, yaralı. Aslında şu an bir gece daha loot atmadan geçirebilir miyim diye düşünüyorum. Aslında aç da değiller. Bir gece atlatıp sonra nereye gidebilirim? Her yerde tehlike var. Yiyecek olan bir yere gitmemiz lazım. Çok miktarda yiyecek diyor. Şehir hastanesi. Ne gitmiyoruz? Buraya gitmeyeceğim. Süpermarkete gidebilirim, evet. Sessiz ev. Ya burada yaşlılar vardı aslında. Onları da öldürmek istemiyorum. Zaten psikolojileri bozuk. Bu şekilde kalalım abi. En azından bir günde atlatmış olduk. Yine soyulduk. Ölümcül yaralı. Eyvah.
Çocuğu kurtarmamız lazım ya. Kadın ölmüş abi. Herkes bitmiş, vallahi bitmiş. Aa, bu riski almam lazım. Bu riski almam lazım. Çocuğu bu gece kaybedeceğiz gibime geliyor. İkisini de uyutmam lazım. Biri ölecek bence. What the fuck? Ulan ben onların canını düşünürken onlar beni terk etti lan. Bu da sevmiyormuş zaten çocuğu. Neyse, Emilia. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Rahat ol. Kurtaracağız biz bu işi. Çocuğu alıp kaçtı. Şerefsiz karıya bak lan. Zillet karıya bak lan. Vay şerefsiz vay. Neyse, en azından benim elimde ölmeyecekler. Abi dinlendirmem lazım bu kadını. Dinlen, 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 dinlen. Sıcak ısıt, şu an ısıyı boş ver. Ya görüyor musun abi durumu? Kız kadınla gitti. Bildiğin gittiler yani. Bildiğin sattılar lan beni. Biri geliyor, satıcı geliyor. Tamam geldin abi. Bir bekle, az bir şey bekle. Şu bir dinlensin.
Açacağım kapıyı sana. Ya işte böyle farklı senaryolarla da karşılaşabiliyoruz beyler ve bayanlar. Bu da yemek olmuş. Derece yükselse şu. Çok yorguna geçse bir taptan. Su var mı? Bir tane su var. Çok yorgun. Şimdi şu yiyecekleri bir toplayabilirsek, koşuyor mu? Koşuyor, güzel. Koş bacım. Sandalyeyi bir kıralım. Yaramayacak işimize. Oturmasın. Yatağa otursun. Şu yatağı da, yatağı kırmayacağım. Belki biri gelirse hiç boş yere. Yapacağız. Siz olmadan da devam ederiz kardeş. Sıkıntı yok. Bilmem anlatabildim mi? Şu baltayı versem. Mermiye de ihtiyacımız var. Bunun karşılığında ne verebilirim? Kaç tane verebilirim? Bakalım. Kalsın. Şimdi. Evet. Bir yemek yapalım. Şu kadın bir aç karnını bir doyursun. Çok yorgun. Allah kahretsin, yetmiyormuş. (Gülüyor)
Zaten naber lan diye gelen bir insandan ne hayır bekliyorsun ki? Geldiğinde naber lan diye açıyor. Yani kapıyı açar açmaz söylediği kelime bu. Kalacağım abi. Mecburum. Toparlanması lazım. Karakterim ölecek yoksa. Soyulduk. Hafif yaralı. Ve çok aç. Peki. Bakalım bugün neler yaşayacağız. En azından bir tane yemek yapabiliyoruz. Açlığını alalım. On dokuzuncu günde ne demiş? Bir gün babam hastalandı ve markete ben gitmek zorunda kaldım. Dışarıdan korkmam için bir sebep yokmuş yolda. Başıma hiçbir şey gelmedi. Ama eve gelirken sokağımızdan süzülen dumanlar gördüm. Evimiz yanıyordu. Çok fazla duman olduğu için içeriye giremedim. Aklıma kötü şeyler geldi. Babamı ve kardeşimi çağırmaya başladım. Kimse cevap vermedi. Daha sonra onları arka bahçede buldum. Evet. Ufak bir travma yaşamış. Hafif yaralı. Ya bu karakter de gidecekmiş gibime geliyor ama. Ablacığım konuşma, iş yap. Aslında bitkilerden de sargı bezi yapabiliriz ama işte onun için bayağı bir loot atmak gerekiyor. Atamadık. Toparlayamadık karakterlerimizi. Gördüğünüz gibi kimisi kaçtı. İş bitmiyor ki. Kişi olumu böyle. Yok yok, yapma yapma. Oyuncaklar da bize kaldı, boşuna uğraştık o kadar şeyle. Kimse gelmeyecek herhalde. Mecbur gitmem lazım. Burada bunlar bence işimizi görür. Bakalım. Papaz. Papaz tutturuyor. Efkarlı. Ya tamam abi, satıyor mu bir şey? Var mı bir şey?
İşte dönüşte bakarız. Kalktı, görüyor musun? Totoş. Üstümüzü, hatta bir adamla konuşayım ne varmış elinde, çok merak ettim. In nomine patris et fili et spiritus. Bunlar var. Sen yani bundan versen. Şunun içine bir bırakalım. Ne oldu lan? Eyvallah. Burada ne var? İşte tam burada. Dünyanın en iyi köpeği Roxy atıyor. Tamam. Buradan çıkalım. Hiçbir şey yok. Alttaki kapıyı açayım. Ne var? Saldırmadım. Garip. Sargı bezi fena olmaz ya. Abi hiçbir şey çıkmıyor. Buraya testere lazım. İki tane testere lazım. Şeytan diyor, al tüfekle gel vur hepsini. İnsaniyetin her şeyini kaybet de gel. Abi elinde silahla geziyorsun, korkmamam senin mantıklı mı? Buradan. Ben bu papazdan bir şeyler almam lazım. Abla, yok yok, yukarı abla. Yukarı. Yukarı. Canım benim. Buradan. Aşağıya. Yukarıya. Papaz nerede? Papaz orada efkara bürünmüş. Ne yaptığını kendi bile bilmiyor. Selamünaleyküm dayı. Bundan lazım. Bir oyuncak versek kurtarmıyor mu? Tütün verelim.
İlaç olsaydı müthiş olurdu. Değer mi? Zamanımız yetmeyecek. Buraya bir daha gidip kürek kazmaya. Şimdi ihtiyacım olan su için tamam lazım. Buraya bir tane testere yapmamız lazım. Hatta iki tane yapmamız lazım. Oradan geçerken daha çabuk geçebilelim diye dolanmadan. Suça son verildi. İyi, saldırı olmayacak sanırım daha. Soygun. Evet, güzel. Şimdi hemen ablacığım gel. Hemen iki tane testere yap. Suyumuz var mı? Var. Ya o yaşlı çizifti var ya, aslında bir mıhlasak mı diye düşünüyorum da. Ya denilebilir ama işte bundan sonra bu da psikolojisi bozulup da kafayı yiyip de kendine asabilir mi? Aslında şeker var mı bizde? Şeker yok. Aslında şu kek atölyesinden yapayım ya. Çünkü belki ilaç veya sargı bezi yapmak için kullanabiliriz. Evet, birisi geliyor. Hadi bu eve gel. Bizden ol. Üzgün üzgün geliyor. Tamam, geliyorum abi. Hemen. Hemen geliyorum. Tamam. Süpersin. Bakalım. Saf alkol 4 tane bitki. Saf alkol için de alkol damatıcısı yapmamız lazım. İşler biraz daha karma karışık olmaya başladı. Gel gel. Buyurun. Tabii ki de. Boris. Mahallem ben bir depoda gece nöbetinde çalışırken bombalandı. Molozları temizlemek ve kurtulanları çıkarmak için yardım ettim. Fakat kimseyi kurtaramadım. Eve geldiğimde evi yıkılmış bir halde buldum. Sizinle beraber bir süre kalabilir miyim? Görünüşe göre bir çift güçlü el işinize yarar tabii ki de. Sert bir abimize benziyor. Feyzli bir abimize benziyor. Hafif yaralı. Ve yorgun. Sen gel, bir geldin bakalım. Bir iş yap şöyle bir ufaktan. Güçlü ama hantal. Sigara kullanıcısı. Neymiş? Kelimelerle aram iyi değil. Normal bir bireyim. Bir depoda gece nöbetinde malları depolardım. Zor bir işti fakat her zaman güçlüydüm. Çocukken bile. Fakat şimdi orası yok. Vahşice bombalandı. Aynı şekilde evim de gitti. Molozların altında ayağım ezildi. İyileşti fakat hala bir sorunlu. O yüzden çok hızlı koşamıyorum. Ama tanıdığım herkesten fazla şey taşıyabilirim demiş. Muhtemelen çantası biraz daha büyük bu abimizin. Loot için birebir diyebiliriz. O zaman
Bitki atölyesi. Alkol damatıcısı. Şimdi. Termometre. Termometre için 4 tane elektronik parça ihtiyacımız var. Evet, çok güzel. Bir sürü şey ihtiyacımız var. Şu an öncelikli olarak elektronik parça. Yani evet, rahat bir 12 tane elektronik parça ihtiyacımız var. Bunun dışında içki, bu içki, sadece içkiymiş bu. Buna gerek yok. Ama gübre kullanılarak bitki yetiştirilebilir. İlaç ya da sigara yapmak için kullanabiliriz. Sebze yetiştirmek için bahçeyi geliştirebiliriz demiş. Şimdi bundan yapsam yani bayağı bir şey gidecek ama şimdi bitki de eşyalarımızda şu an bakıyorum. Suya ihtiyacımız var. Şu su bir yapsan. Süngeri tak. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Seni duyacağız. Bizim elektronik, evet, elektroniğe ihtiyacımız var. Biraz bileşene ihtiyacımız var. Yiyeceğe ihtiyacımız var. Yiyecek hiç yok. Ya kilisede de aşırı bir loot yok. Nerede loot vardı? Muhtemelen o kafada nöbetçinin durduğu yerde birçok şey vardır. Oraya da girmek için milleti öldürmek ya da uğraşmak gerekiyor. O yüzden uğraşmadan daha basit bir şekilde çözmeye çalışacağım. Ama... İşte orada şeyleri bırakmasaydım, kürekli levyeyi. Gerçi bakayım, testlerimiz var değil mi? İki tane, aynen. Belki o üst katta açamadığımız yerde bir şeyler vardır. Şimdi girer girmez kürekli levyeyi alacağım. Doğru yere mi geldim? Yok, doğru yere gelmedim. Doğru yere gelmedim. Testleri açılabilecek bir yer buldum. Hadi bakalım, buradan güzel bir şey çıkacak. Bari geldik, kullanalım. Ne alırım? Bakalım birisi var mı? Burası temiz. Açamıyoruz. Adam aşağıya iniyor. Öldürmeyi deneyebilir miyim? Deneyeceğim abi. Hadi. Silahı yedik. Hayır. Hadi bir tane daha. Al silahını.
Oo. Harut tüfeğini al abi. Yanaş şu kapıya. Aç kapıyı. Oha! Lan! Oğlum bu kadar adam olduğunu bilmiyordum. Ben nereye geldim? Ya of ya! Ah! Şimdi ne bok yiyeceğiz? Ben bunu saymıyorum abi. Hayır. Böyle bir şey yok. Haksızlık bu. Lan ben iki tane adam vardı. Bir orada adam çıktı odadan arkadan amına koyayım ya. Tamam. Abicim gel hemen şuradan bir su bağla hortumu. Allah kahretsin. Eline silah alınca öyle adam olunmuyor işte. Mermi yoktu. Mermi olsaydı ben alırdım hepsini onların. Şimdi ben bir şey yapacaktım. Bitki bahçesi. Dışarıda müthiş bir yağmur var ya. Hemen yerleştir. Ha, testleri yapacaktım bak. Abi gelmedi. Evet çok kötü oldu bu. Bu çok berbat, berbat oldu şu anda. Ha ben sana daha ne vereyim ki? Daha ne verebilirim yani? Hiçbir şey veremem. Bir daha bakacağım. Sana hiçbir şey veremem. Maalesef hiçbir şey veremeyeceğim abicim sana. Göndereyim. Belki adam gelir bu gittikten sonra. Git abi. Devam et. Takılmıyoruz. Takılmıyoruz senin cebinde barındırdığın itemlere. Yat ablacığım.
aslında bir tane bıçak yapıp bitiriyorum. Buradan levye ile küreğimizi alalım. Seri bir şekilde amcaya bakalım, amcamız ne satıyor gene. Ne varmış? Oh 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 oh. Oh. Yalnız var, papazın tipi de tam bir papaz ya. Hard papaz tipe bak. Sert bakışta hard papaz. Tamam şimdilik amcacığım. Noel Baba gibisin. Neyse, üstünde kalsın, bırakmayacağım. Taş üst katı da açalım, bir ne varmış ne yokmuş, ben merak ettim orada ne var. Tabi bu yolu açayım, buradan gideyim. Bu tarafta daha işimiz var mı? Çok merak ediyorum. Bir daha bakayım buralara. Buradan geçtik. Buradan geçtik. Tamam. Yine in nomine patris et fine spictus centi. Amen. Yani kürekle ya levye belki üst katta diyeceğim ama levyede levyelik bir şey yok bence ya. Yok yok. Bunu da bırak. Güzel bir şey çıkar da. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Saf alkol çıktı. Elektroniğe ihtiyacımız vardı zaten.
Onu papazla takas etmeyeceğim ama papazla takas edebileceğim bir şeyler var. Şimdi bunları bir bakalım. Sargı bezi. Evet, karşında bunu aldık. Yak alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Elektronik bir şeyler. Bir daha olmadı. Olmasın. Alt katta da bir sürü insan dolu. Buradan nasıl geçeriz? O adam odadan çıkıyor. Belki arkasına geçip o şekilde belki. Devriyeyi alayım mı? Bu adam aşağıya in. Evet. Oradaki adam mı? Geçemedik. Yok yok. Gidiyorum gidiyorum. Yok bir şey yok. Bir şey yok. Uğursuz haşere. Teşekkür ederim. Çok incesiniz. Benim şu dayıyla takas edebileceğim bir şey var mı acaba? Deneyeceğim. Bu zaten alacağım. Bunu da alacağım. Evet, en önemli şey elektronikte. Elektronik eşya alayım. Bakalım. Tahta alıyor. Tahta alıyor. Vermez tabii de. Yani ne bir deneyim dedim. Suyu bırak. O da mı olmuyor? Şöyle bir şey yapalım. Vaktimiz var. Oradaki bütün tahtaları alayım. Tahtaları okutayım. Tahtalar ne kadar sıvı kaplıyor ki? En azından tamam. Abi al. Tamam mı? Şimdi şunu ver. Yemek veremiyor. Bunu da veremiyor. Su ver. Alamıyoruz. Ne alabilirim? Senden ne alabilirim? Yani işime yarayacak bir şey almam lazım. Suyu bırak. Yani burada daha artık lootlanabilecek bir şey kalmadı. O yüzden. Çok da bunlar da şu an ihtiyacımız olan şeyler değil ama. Kitabı da almayayım. Bundan alayım kitap yerine. Bir tane su. Sınır. Bir tane su yerine bundan alırım. 3 tane sünger yapıyorum. Hem bir tane bileşenim olmuş olur hem de 4 tane suyum olmuş olur. Çıkışa koş. Belki adam gelirse diye sağlık aldım ki o adamın hafif yaralı olduğu için tedavi edebilirim diye düşündüm. Thank you.
Ne oluyor? Evet arkadaşlar, 3. bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.